Nasıl buldun herifi? Hangi herifi? Reşat'ı canım. Ay şu salağa döveni mi? Bırak Allah aşkına, o herifin yüzünden başım belaya gidiyordu. Ne belası? Dostu çıktı karşıma. Herifi bırak filan dedi. Ulan herifi tanımıyorum be dedim. Bir saldır üstüme, tövbe tövbe. Dövdüm iyicene. Herhalde aklı başına gelmiştir. Sen de beğeniyor musun yoksa herifi? Onu da nereden çıkardın? Baksana kavga bile etmişsin onun için. Boş versene sen şimdi. Ben öyle kolay kolay adam beğenmem. Peki nasıl bir adamı beğenirsin öyleyse? Ya boş ver şimdi ama. Yo merak ettim. Söyle Allah aşkına. Benim beğeneceğim adam hem çok kuvvetli, kavga ettiği zaman bir canavar, hem de dünyanın en nazik adam olmalı. Hep bir serseri gibi argo konuşmalı, hiç demeli. Hem de birazcık şiir okumalı. Ondan sonracıma benim beğeneceğim adam müzisyen olmalı. Hem alaturkada hem aranjmanda usta olmalı. İcabında çok güzel bıçak atmalı. Tabanca çektiği zaman 12'den vurmalı. Ama aynı zamanda nefis dans etmeli. Beni kolların arasına aldığı zaman bir tüy gibi olmalıyım kollarında. Uçuyormuş gibi. Ve en mühimi beni sevdiği zaman feleğimi şaşırtmalı. Beni bu dünyadan alıp rüya alemine götürmeli. İşte benim sevebileceğim adam böyle bir erkek olmalı. Hepsi bu kadar mı? Ulan böyle bir adam var mı dünyada be? Ben var demedim ki. Sen bana beğenebileceğim erkeği sordun, ben de anlattım. Hepsini yazdın değil mi? Oku bakalım şimdi. Bir. Hadi oku dedim. Kavga etmek, adam dövmek. İki. Çok kibar olmak, dünyanın en nazik adamı olmak. Üç. Argo konuşmak. Dört. Şiir söylemek. Beş. Alaturkacı olmak. Altı. Aynı zamanda aranjman söylemek. Yedi. Bıçak atmak. Tabanca çekerken 12'den vurabilmek. Sekiz. Sekiz. Bok yapmak. Bok değil, boks. Boks yapmak. On. Çok güzel sevişebilmek. 11. Ne diyorsun bütün bunlara? Sayın Beyza Hanım'a. Maksanaymış. Vay anam vay. Kimden acaba? Dur bakayım. Sevgilerle Reşat. Ver şunu bana. Rahatsız olmayın. Kıymetli hediyeniz için çok teşekkür ederim Reşat. Maalesef kabul edemeyeceğim. Neden? O kadar samimi değiliz de ondan. Eğer nişanlı olsaydık. Ziyan yok. Bunu saklayacağım Beyza Hanım. Saklayacağım ve sabredeceğim. Ta ki... Hazır olduğum zaman size haber veririm Reşat Yılmaz. Aslan işte sana bahsettiğim Nusret Bey. Memnun oldum abi. Başlayın. Hadi vur bana abi. Vurayım mı? Neden? Hadi vur, yumruğumun kuvvetini denemek istiyorum. Nasıl vurayım aslan bey? İşte böyle. Superstar! Ne? Kalk! Hadi. Hadi vursun abi! Nasıl? İşte böyle! Ama böyle vuramam ki! Vurursun! Düşün bir kere! Aslan nebate asılmış, onu gezmeye götürmüş.
Sonra da tenha bir yerde bir otele atmış zorla. Zavallı Nebat isyan ediyor. Nusret, beni kurtar bu zalimin elinden diye seni arıyor. Kurtar onu. Kurtar onu. Kurtar onu. Hadi. Aslan Bey. Aslan Bey. Aslan Beyciğim. Affedersiniz Aslan Bey kardeşim. İstemeyerek oldu. Uyanın. Aslan Bey. Aslan Beyciğim. Aslan Beyciğim. Öldü mü yoksa? Aman yarabbim. Ne yapacağım ben şimdi? Acaba. Acaba ben bir katil miyim? Olmadınız Nusret kardeşim. 5 yaşındaki oğlum bile bundan daha iyi yaşıyor. Ben eve gidiyorum efendim. Bir dakika. İlerideki hedefin arkasında bir adam. Nebat'ı zorla soymaya çalışıyor ve ırzına geçiyor. Çırpınıyor zavallı Nebat. Ama adam çok kuvvetli. Bırakmıyor Nebat. Zavallı kızın gözleri seni, sevgili kocasını arıyor. Adam sırtını şimdi hedefe dayadı ve öpmeye çalışıyor Nebat'ı. Öpmeye çalışıyor, öpmeye çalışıyor. Hadi bakalım Nusret Bey, öksür bakayım. Öksür deyince konuş demek istedik düdük. Öğrettiklerimi öksür. Bana bakır bu. Öksürürken böyle fırlama pozisyonu unutmayacaksın. Anladın mı? Unuttun mu tipsizlikten 6 ayı yersin. Hadi bakayım öksür. Hadi bakayım öksür. Hadi. Hop. Ha. Ha. Öksür. Hüsnü abi. Hop dedik. Karakoldan seni arıyorlar. Neden? Domatese bıçak çekmekten içeri alacaklarmış. Ulan şu surata bak be, 9:05 geçiyor. Ulan nereden çıktın, tombaladan mı, hıyarla? İyi, devam, devam, devam. Edeyim abim ama yalnız ben fazla öksürdüm mü? Sen çüş dersin, ben de gazı keserim. Okey mi abicim? Okey, devam. Hakem mi dedin? Ulan sen bana baksana, hakem senin babandır. Hakem oğlu hakem, ha? Ulan ne gülüyorsun be? Açıkta bir şey mi gördün ha? Ulan öyle konsolos köpeği gibi suratıma bakma. Ben adamın ağzını kahverengiye boyarım. Nasıl efendim? İyi.